burada birinci algoritmam, bunu ben uydurdum, tamam mı? Kötü yani, sizin algoritmalardan daha kötü. Ama hani bir hatırlayalım, algoritma neydi? Stili 1'e eşitle, sırt üstü. Tekrarla, okey. Seçilmemişlerden en hızlı yüzücüyü seç. Stili 1 arttır, tamam mı? Yani bunu yaptığım zaman, hadi bu algoritmayı bana uygulayın. Stili 1'e eşit dedik, stil sırt üstü. Seçilmemişlerden en hızlıyı seçin, hangisi? Ha? Mert. Kurbağalama, seçilmemişlerden en hızlıyı seçiyoruz. Kim? Furkan. Eyvallah. Kelebek, seçilmemişlerden en hızlı. Burak. Eyvallah. Serbest, seçilmemişlerden en hızlı. Tevfik. Bitti. Algoritmayı anladık mı? Ne kadar iyiymiş bu algoritma? 130 saniye. Bazılarınız 130 bile bulamadı. Bak, bu kadar saf bir algoritma bile 130'u buldu. Şimdi, niye stili birden başlattık abi? Ya sırt üstünün bir özelliği mi var? Ben size özelliğini söyleyeyim. Suyun içinde başlanıyor ya, zıplama olmuyor. Öyle başlatıyorlar. 4x50'leri, 100'leri. Peki ama biz takım yerleştirmesini birinciden başlayarak yapmak zorunda değildik, değil mi? Sonucudan başlasak ne olurdu mesela? Aynı şey çıkar mıydı? Ha, çıkmazdı, değil mi? Ve bakalım sonucudan başlayalım ne olacak ya? Şimdi stili 4'e eşitliyorum. Tekrarla diyorum, seçilmemişlerden en hızlı seç, stil eşittir, stil eksi 1. Geriye saydırıyorum, tamam mı? Bu sefer 132 çıkıyor, daha kötü oluyor. Biraz daha kötü oluyor. Daha iyi olabilirdi, ama daha kötü oldu. Sizin bulduğunuz en iyi çözüm neydi, bana bir hatırlatsanıza. 123.6, bravo. Bakalım, Excel daha iyisini bulabilecek mi? 123.3 bulduğunu iddia eden sahtekarlık yapmış. Şimdiden söyleyeyim. 126.2'den daha iyisi mümkün değil. Bir yüzücü iki defa yüzdürmüşsün falan. Şimdi arkadaşlar, şurada problemi çözerken aslında çözümün nasıl olması gerektiğini gördük. Çözüm şu sarı lekeler, değil mi? Yani sırt üstü Mert, kurbağalama Furkan. Yani çözüm matrisi veri matrisiyle aynı büyüklükte. Doğru mu? Bizim kafamız öyle çalışmıyor. Biz sırt üstü Furkan falan diye düşünüyoruz. Tekst düşünüyoruz. Vektör düşünüyoruz. Ama aslında çözüm matrisi şöyle bir şey, değil mi? Ya bu bir çözüm. 0, 1, 0, 0, 0. Çözüm bu değil mi? Bunu seçtik. Sarılara 1 koy, beyazlara 0 koy. Excel sarıyı beyazı anlamaz abi. Excel'e rakam vereceksin. Sarılara 1, beyazlara 0. Tamam, o zaman böyle bir çözüm matrisi tanımlayalım. Aşağıya aynısını şöyle kopyalayalım. İçindeki rakamları boşaltalım. Burada sıfırlar ve birler olacak. İşte Mert burada bir olsun, bu burada bir olsun. Ne bileyim, bu bir olsun, bu bir olsun falan. Bu mesela bir çözüm. Çözüm mü bu? Şu bir çözüm mü? Çözüm. Peki, bir tane daha soruyorum size. Serbesti Furkan'a yüzdürmeyeceğim. Mert'e yüzdüreceğim. Bu bir çözüm mü? Neden değil? Mert iki defa yüzdü, o yüzden çözüm değil, değil mi? Demek ki bir şekilde Mert'in iki defa yüzmesini engelleyecek bir model kurmam lazım. Peki şu bir çözüm mü? Şu bir çözüm mü? Neden? Kurbağalama yüzen yok. Demek ki bir yüzücü bir kereden fazla yüzmeyecek ama her stil mutlaka yüzülecek. Tamam mı? Ha, bu iki şartı Excel'e koşmam lazım. O zaman şöyle bir şey yapayım diyorum. Buraya bir toplam yazayım diyorum. Ve bu toplamın illaki bir olması için çaba göstereyim. Bir veya sıfır olması için çaba göstereyim. İki olmasına izin vermeyeyim diyorum. Şuraya da bir toplam yazayım. Ve bu toplamın illa bir olmasını sağlamaya çalışayım. Bu hesapça burada bir sıfır var. Bunu kurtarmam gerekiyor. Burada bir iki var. Bunu boşaltayım. Şuraya bir bir koyayım.
Oldu mu? Buraya da birini koymam lazım. Buraya bir koy. Oldu mu? Bunların hepsi 1 ve 0. Bunların hepsi 1. Bu şimdi bir çözüm değil mi? Peki bu çözümün süreti ne? Ne kadar hızlı bir çözüm bu? Ne kadar iyi bir çözüm? Hesaplasanız abi. Şu 1 32.9 ediyor. Şu 1 41.8 ediyor. Değil mi? Ha 34.7 ediyor pardon. Şu 1, çok güzel oldu bu basamaklar ya. Şu 1, 38.9 ediyor. Şimdi yandık. Şu 1, 29.2 ediyor. Ne yaptınız? O rakamları topladınız değil mi? Aslında siz o rakamları toplamadınız. 1 ile çarparak topladınız. Diğerlerini de 0 ile çarparak topladınız. Yani 0 çarpı 37.7 artı 1 çarpı 32.9 artı 0 çarpı... bu bir formül. Ben bunu Excel'e yazarım. Formül neydi? Bizim meşhur danışman öğrencimizin kullandığı formül. Sum product'tı değil mi? Sum product ne demek? Çarpanların toplamı demek arkadaşlar. Şu birinci alan, virgül, şu ikinci alan. Şu iki alanın çarpanlarında 135 saniyelik bir çözüm bulmuşuz. Hadi bakalım, iyi çözüm bildiğini, bulduğunu iddia edenler söylesinler şimdi çözümlerini. Söyle abi. Ha söyle. Ha? Burak'a serbest verdin, evet. Mert'e kelebek verdin, evet. Tevfik'e sırt üstü verdin. Furkan'a da kurbağalama verdik. Furkan'a da kurbağa. 126.2. Güzel. Bu optimal çözüm. Şimdi arkadaşlar bu çözüm bir kere çözüm mü? Feasible mı? Çözüm. Çünkü aşağıdakilerin hepsi 1. Sağdakilerin de hepsi ya 1 ya 0. Kaliteyi nereden ölçüyoruz? 126.2. Elinizde bir kalkülatör var şu anda. Buna işte karar destek sistemi diyoruz. Decision Support System. Bu sizin verdiğiniz kararın sonuçlarını size söylüyor. Prescriptive deniyor buna. Pardon, descriptive, describe ediyor. Prescriptive olması için size ne yapacağınızı söylemesi lazım. Bunun bir kalkülatör olduğunu görüyor musunuz? Adam bana 4 tane rakam söyledi. Ben bunun çözüm olup olmadığını test ettim ve ne kadar kaliteli olduğunu söyledim. Elimizde çalışan bir model var. Birçok problem için arkadaşlar, iş dünyası için bu yeterli. Bunu veriyorsun, oynuyorlar, mutlu oldukları zaman uyguluyorlar. İlla bir şeyi optimize etmeleri gerekmiyor. Optimize edilemeyen bir şey olabilir. Bu kolay problem, optimize edilmiş versiyonun ne olduğunu biliyoruz. Ama biraz sonra size göstereceğim bir örnekte, optimizasyon diye bir şey yok. Sadece girdilerin sonuçlarını görmek istiyor karar verici. Buna karar destek sistemi diyoruz. Vereceğimiz kararın sonuçları konusunda bize destek oluyor. Decision Support System, kısaltılması DSS. Dünya kadar algoritma, literatür bulursunuz bu konuda. Şimdi bu bir tane daha örnek çözüm bulalım mı? Mesela 123 olduğunu iddia eden arkadaş söyleyebilir mi çözümünü bize? Tabii şimdi söylemeyecek herhalde ama. Hadi söyle bakalım, 123 olduğunu iddia eden. Sırt üstü Buğra. Sırt üstü Buğra. Kurbağalama. Bir kere Buğra'yı yüzdürdün, kaybettin abi sen. Kurbağalama. Kurbağalama Mert. Mert. Kelebek Furkan. Kelebek Furkan. Serbest de Burak. Bu arada ben yazmadım, başkasını kimin senin değil ettim. Başkasın. Evet. Ha işte 128'miş, 123 diye yanlış hesap etmiş. Evet. Yani ufak bir aritmetik hatası yapmış. Ama bu çok iyi bir çözüm. Yani optimal çözüme çok yakın bir çözüm. Anladık mı şimdi? Çözümlerin hepsini buraya tek tek girebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Excel'in yine 2-3 hafta sonra göreceğiniz bir çok güçlü bir tool'unu görüyorsunuz. Solver, Reset All. Solver
ne yapmak istediğimi söylüyorum. Şu 128.1 olan hücreyi en aza indir diyorum. Şu içeridekileri değiştirerek diyorum. Ve şu rakamlar birden ufak veya eşit olsun diyorum. Şu alttakiler de illaki eşittir bir olsunlar diyorum. Ondan sonra da solve diyorum. Bak, solver found a solution, all constraints and optimality conditions are satisfied diyor. Basıyoruz. Ah, runtime error. Ne oldu ya? Solver not found. Solver burada abi, niye bulamadın ya? Runtime error. Yok, ben büyük bir ihtimalle bir makro çalıştırdım. Arada biz makroları test ediyorduk acaba olur mu diye. O makro benim solver'ımı bozdu. Bunların hepsini kapatalım, tekrar deneyelim. Doğrunun 126 olduğunu biliyoruz. Çünkü aşağıya kopyalamışım 126.2. Başka Excel kaldı mı? Şunu da kapatayım, ne olur ne olmaz. Tekrar bir resetleyeyim. Tekrar başlayayım. Başlayacağım değil, başlayacağım. Efendim? Anlamıyorum. Ne? O önemli değil ya. O önemli değil. Tevfik'i yüzdürmek zorunda değilim. Tevfik arkadaşlarını alkışlayabilir. Şey bulamıyor ya, çalıştırması gereken programı bulamıyor. Yok. Çalışmıyor. Makineyi yeniden kapatıp açmam lazım arkadaşlar. Laboratuvarda bunu göreceksiniz zaten. Bulacağınız çözüm bu. 126.2. Özetle Excel böyle bir problemi saniye falan değil, yıldırım hızıyla buluyor. Eğer algoritmayı bulabilirse kendi library'sinde. Şu anda library'de kaybetti. Nereye koyduğunu bulamıyor. Köleler var ya, köle çağırıyor, köle aşağıda yok. Başka yere gitmiş. Emre, ne olduğunu çok merak ettim ya. Bunu bir çözmeye çalış. Ha? Makro bozdu değil mi? Evet. Kapatıp açmam gerekiyor. Uğraşmayacağım.